Ceddi çok sağlam. Ondan sonra yavaş yavaş oluyor. Ceddi nasıl biridir? Yani hayalindeki erkek hangi özellikleriyle kalbini tamamlar? Çok içten. Ceddi çok sağlam. Ondan sonra yavaş yavaş oluyor. Ceddi nasıl biridir? Yani hayalindeki erkek hangi özellikleriyle kalbini tamamlar? Kabul ediyoruz. Evet. Sermet oğlu Cedi masal gibi oldu. Sevgi kızı Ebru'yla evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet. O zaman ben de bu güzel davetlilerin bana verdiği yetkiyle sizi karı koca ilan ediyorum. Ölmek insanın psikolojisi. Ama ölüm Allah'ın emri. O bilir yani tabii. Onun zamanını. O yüzden. Herhalde tabii. Tabii. Biz bayağı önce dedik tamam bırakın beni dedi ben şey. Biz de dedik yok baba bırak. Olay tam böyle oldu yani. Öyle mi? Tabii o dedi ki işte herkes şahit. Uğraşmayın dedi. Bırakın dedi. Dedi öyle bir şey göremedim ben bırakılacak bir şey. Yani bir şey söyleyeyim mi? Doğduğumuz günü hatırlıyor muyuz? Hatırlamıyoruz. Doğduğumuz günü. Hiçbir şey hatırlamayacağız. Yaşadığımız şey, yaşadığımız kadar. Burada kim var bu arada? Ben... Annem. Ay işte müthiş bir şey. Çok müthiş. O fotoğraftan özel o hale mi getirildi? Çok güzel bir şey. Evin de yakın senin. Evet. Benim yakın sayılır aslında. Kalkıp gidebilirsin yürüyerek istediğin ne zaman. Ne zaman yürüyorsunuz bekliyoruz. İnşallah. Değil mi? İlk yürüyüşüm senin ziyaret oluyor. Tamam süper. Baba artık buraya yerleştik değil mi? Evet değil burada yaşıyoruz. Evet. Burada. Merkezdeyiz biz. Devlet Hastanesi'ne yakın bir yerdeyiz. Rahatsız. Eliniz neredesin burada? Burada merkezde Devlet Hastanesi'ne yakın. Çok rahat, hiçbir sıkıntımız yok anlamda. Artık da bayram sonrası da öyle giderse, bu güzel moral ziyaretiyle birlikte de artık şeye çıkartalım, eve çıkartalım bir tane de. Çünkü hepimiz buradayız ama hepimiz yaşıyoruz. Gecelerde sen bana ben sana komşu evlerde gök sarmaşıklar gibi sarılır. Sen bana, ben sana komşu evlerde kök sarmaşıklar gibi sarılır boyaz. Alalım. Çok özel bir gün olduğumuz için de. Bizim de bu akşam yıl dönümümüz, 32 yıl dönümümüz. Direkt mi seçildi? Evet, tarih. Öyle bir şey yok. Tesadüfen oldu. Evet, 32 yıllık bir evlilik, büyük bir tecrübe. Cedi Bey'e sizin de illaki tavsiyeleriniz vardır muhteşem bir çift olarak. Ya Allah mutlu etsin. Başka bir şey değil. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Güzel bir düğünler söyleyeceksiniz Ebru'nun Recep'in. Evet, ikisi de arkadaşımız. Mutluluklar diliyoruz. Allah bir yastıkla kocatsın. Çok mutlu olsunlar. Geçen hafta kutladılar. Bu akşam burada. Sanıyorum bir de Amerika turu var. Tam emin değilim ama. Üç düğün mü olacak? Yok, bilmiyoruz canım. Biz iki diye biliyoruz. Geldik, kutlayacağız. Çok da yakışıyorlar. Çok yani çok. İnanılmaz yakışıyorlar. Çok mutlu olsun. Kız tarafı mıyız, erkek tarafı mıyız?
Biz kız tarafı sayılırız. Ama Cedi'yi de tanışmışlığımız da var yani. Şimdi o da basketbol oynuyor. Siz de futboldan gelme biri olarak hani ilişkilerde bu ayrım nasıl oluyor? O süreç iyi mi diyelim? Valla kızımızı üzmeyeceğini düşünüyoruz. Mutlu olsunlar diyoruz. Kız tarafı olarak söyleyeceğimiz bu. Ama çok yakışıklı bir gerçek. Bir ömür mutlu olsunlar ne diyelim artık. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Hanım, nasılsınız? İyiyim, siz? Çok teşekkür ederiz. Muhteşem bir gün. Ebru Hanım ve Cedi Bey'in özel düğün eğlencesi diyebiliriz aslında. Çeşme'de neler söyleyeceksiniz? Valla güzel Çeşme'de. Ben de İzmirli olarak. Burada güzel bir düğüne katılmak. Çok da yakışıyorlar birbirlerine. Eğlenceli, güzel bir düğün olacağına eminim. Harika. Siz nasılsınız peki? Neler yapıyorsunuz? İyi, her şey yolunda. Tatilde misiniz şu an? Tatildeyim. Hı-hı. Ben uzun bir süredir tatildeyim. Evet, uzun zamandır projelerde göremiyoruz. Evet. Konuk oyuncu olarak gördük birkaç kez ama bu sizin tercihiniz mi yoksa değişen jenerasyon mudur? Yani aslında ikisi de diyebilirim. Ben daha seçici olduğum yaşla ve olgunlukla beraber biraz da heyecanım azaldı açıkçası. Sadece çok iyi projelere heyecanlanabiliyorum. O iyi projelerde her zaman teklif edilmiyor. Artık çalışmak istediğim yapımcılar belli. Çalışmak istediğim oyuncular belli. Onlar denk gelir diye bekliyorum. Şimdi bir güzel bir projemiz başlayacak ama daha başlama tarihi belli değil. Organize işler biliyorsunuz dizi olarak. O var, onun heyecanı var. Hı-hı. Muhteşem bir kadro. Geri evet, dönecek çok, peki. Çok güzel. Okuma provaları yaptınız mı? Daha hiçbir şey yapmadık. Hı-hı. Sadece yani yapılacak bazı programlar, onların kendi programlarını bekliyoruz. Ya aslında Ekin Hanım, bir dönemi fırtına gibi esen bir oyunculuğun ile özel hayatınız da vardı ama hani son dönemde aşk hayatınızda da göremiyoruz sizi. Evlilik düşüncesi şimdi düğünde olduğunuz için sormak istedim. Var mıdır bir evlilik düşünceniz ya da hayatınızda birisi? Yani evlilik düşüncem hiç olmadı. Yani katı değilim evlenmeyeceğim diye ama evleneyim hayali kuran bir kadın olmadım hiç. Zaten bu dönem hep modern evlilikler gibi bizim ilişkilerimiz. Herhalde ilişkinin doğasında gelen noktada belki olabilir, bilmiyorum. Ama şu an kalbimiz hoş mu yoktur? Paylaşmak istediğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşürüz. Kolay gelsin. Gelin çiçeği inşallah siz alırsınız. Hadi bakalım. Tamam, kafa hep sol tarafta olsun. Nasılsınız? Teşekkürler, heyecanlıyız. Hayırlı olsun diyelim. Sıkı gününüzde neler söyleyeceksiniz, duygularınızı alalım. Yani Makedonya'da tatlı bir şey yaptık öyle aile arasında, nikah yaptık zaten. Burada da amacımızın hem arkadaşlarımızla hem yakın çevremizle güzel böyle eğlenceli bir an paylaşmaktı. Umarım bu gece de öyle geçecek. O yüzden çok heyecanlıyız yani, çok da bir şey diyemiyorum. Siz neler söylüyorsunuz? Valla aslında Ebru'nun genel şeyi söyledi, çok heyecanlıyız. Dediğimiz gibi yani hem yakın dostlarımız hem ailemizle burada. Eğlenmeye geldik ya, güzel, her şey çok güzel olsun. Valla çok heyecanlıyız. Şimdi ilk kez mi görüyoruz gelinlik halini, örf adetlere göre mi? Evet, ilk kez gördüm ve gerçekten bayıldım yani. Neler gördünüz de? Ya o an zaten böyle bir anda gittim ben yani. Tamam, hiç yoktum orada o yüzden ama gerçekten çok çok güzel olmuş yani. Siz peki karıştınız mı? Damatlık olsun. Teşekkürler, çok güzel. Tanıştık tabii ki biz ama. Öyle yani, her şey çok güzel şu anda. Bir de şeyi merak ediyorum, gelin ayakkabısının altına isimler yazıldı mı? Ha, onlar yazılacak, evet. Daha yazılmadı mı? Yazılacak birazdan. Ebru Hanım, gelinimizi seçerken neye dikkat ettiniz? Nasıl seçtiniz? Kaç günlük hikayesi var mı? Yani aslında set yoğunluğundan öyle çok koştur böyle provasız aslında seçtim gelinimi yurt dışından. Sade olmasını, zamansız olmasını tercih ettim. Yani daha beni yansıttığını düşünüyorum bu şekilde. Öyle. Şimdi düğün hikaye yaptı bir gün ama buradaki heyecan, oradaki nasıl ufaktan videoları gördük ama evet, nasıl geçti bir de o tarafı konuşursak? Ya orada tabii hem aile hem de yakın dostlarımız bizimle beraber. Bütün ohriyle paylaştık ama gerçekten çok keyifliydi, çok doğal, çok samimiydi. Böyle çok güzel bir Balkan aslında nikah düğünü gibi. Bilmiyorum öyle oldu. Yani. Günde ayrı bir önemi var herhalde, babanızın 32. evlilik. Evet, onların da. Onların acaba da dedik bizim, aynı güne mi, sürpriz mi? Yani biraz aslında onu da düşündük. Yani evet, onu da düşündük.
onların da bugün yani 32. seneleri, onlar da buradan tebrik ediyoruz yani. Peki çok teşekkürler. İnşallah sizin de uzun kalın. Çok sağ olun gerçekten. Sağ olun. Evet. Evet. Yani bu güzel çifti Mutlu Gün'ün önüne yalnız bırakmak istemedik. O yüzden biz de buradayız. Yani sağ olsun Cedi davet etti. Ben de seve seve geldim. Aslında İstanbul'da olmam gerekiyor bugün ama Cedi için diğerlerin mutluluğuna gidelim. Evet. Survivor bitti. Evet. Masterchef başladı. Yine Türkiye ekranları kitlenildi. Vallahi teşekkür ediyoruz. Yani bizim işler bitmiyor biliyorsunuz. Sizinkinin bitmediği gibi bizimkiler de bitmiyor. Yani şimdi yeni bir macera, Masterchef. Survivor çok güzel geçti valla. Yani final de çok güzel oldu. Yani baktığımız zaman çok emek var ama sonuçların güzel olması, bizi zirveye taşıması bizim için çok anlamlı. Onun dışında da tabii ki çok güzel yarışmacılarla birlikte olduk. Güzel bir sezondu. Şimdi Masterchef başladı. Yani bugün seyrettiğim çok enteresan bir kadın yarışmacı mücadele ediyordu. İnsanların ümitlerine fayda edebiliyorsak, onların ümitlerine dokunabiliyorsak, onlara biraz mutluluk veriyorsak ne mutlu bize. Peki son olarak da Hull City'yi soralım. Ozan Topan transferi edildi ama bomba gibi düştü. Muhteşem bir. Yani çok heyecanlıyız. Yani takım olarak çok heyecanlıyız. Ekip olarak çok heyecanlıyız. Fenerbahçe'yle zorlu bir maçımız var. Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. Kimi tutuyoruz? Kimi tutacaksınız hocam? Öğrensin. Yani bugün dostluk maçı. Dostluğu tutacağım tabii ki. Yani açıkçası ben her zaman söylüyorum, bir kez daha söyleyeceğim. Çünkü hani futbol aslında insanların mutlu olması için yapılan, icat edilmiş, insanlar güzel vakit geçirsin diye icat edilmiş bir aktivite. Biz de bunun en güzel örneğini Haas'ta Fenerbahçe maçıyla vereceğiz. Bence Sakaryalılar da bizi çok güzel ağırlayacak, hiç şüphem yok. Defalarca da gittiğim bir şehir, çok sevdiğim bir şehir. Yani ben böyle üç güzel şehrin, aslında tabii ki birisi Türkiye'ye hitap ediyor ama sonuçta İstanbul takımı diye söylüyorum. Üç güzel şehrin buluşması olarak görüyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Çok ama tabii ki 5 eksiğimiz var. Şimdiden hani maniyemizi de söyleyeyim. 5 eksiğimiz var. O yüzden hani bizim takım açısından yeni transferler yaptık. Onlar yolda, çok iyi durumda. Hocayla devam mı? Hocam, Sergen Yalçın falan. Yok biz şoteli devam ediyoruz. Sergen hocamız da evet, her zaman beraberiz. Yani Sergen hoca benim çok eski arkadaşım. O yüzden hani onu da söylememe gerek yok. Değerli bir insan. Onunla başka projelerde birlikte olabiliriz yani. Evet, bir de Tufan'dan başka futbolcu var, görecek miyiz? Var. Var. Doğukan Sinik gelme ihtimali var. Antalya Spor'la görüştük, sağ olsunlar. Onlar da çok yakınlık gösterdi. Buradan Antalya Spor Başkanı'na da çok sevgiler. Gerçekten kulüp olarak da çok güzel yaklaştılar. Çok önemli Türk değerleri, dünyayı tanıtmak istiyoruz. Dünyada değerlerin artmasını istiyoruz. O yüzden Hull City çok güzel bir bence opsiyon. Başkanımız da bu konuda aynı şekilde yaklaştı. Eğer bir aksilik olmasa Doğukan Sinik bizim takımımızda olacak. Ve dünya... Kafa hep sol tarafta olsun. Nasılsınız? Heyecanlıyız. Hayırlı olsun diyelim. Bu gününüzde neler söyleyeceksiniz, duygularınızı alalım. Yani aslında Makedonya'da tatlı bir şey yaptık öyle aile arasında. Nikah yaptık zaten. Burada da amacımızın hem arkadaşlarımızla hem yakın çevremizle güzel böyle eğlenceli bir an paylaşmaktı. Umarım bu gece de öyle geçecek. O yüzden çok heyecanlıyız yani, çok da bir şey diyemiyorum. Siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi aslında bugün Kenan şey söyledi, çok heyecanlıyız. Dediğimiz gibi yani hem yakın dostlarımız hem ailemiz de burada. Eğlenmeye geldik ya, güzel, her şey çok güzel olsun. Vallahi çok heyecanlıyız. Şimdi ilk kez mi görüyoruz gelinlik halini, örf adetlere göre mi? Evet, ilk kez gördüm ve gerçekten neler bayıldım yani. Neler hissettiniz gördüğünüzde? Ya o an zaten böyle bir anda gittim ben yani. Tamam, hiç yoktum orada o yüzden ama gerçekten çok çok güzel olmuş yani. Siz peki karıştınız mı? Damatlık olsun. Güzel. Danıştık tabii ki biz ama öyle yani, her şey çok güzel şu anda. Bir de şeyi merak ediyorum, gelin ayakkabısının altına isimler yazıldı mı? Ha, onlar yazılacak evet. Daha yazılmadı mı? Yazılacak birazdan. Ebru Hanım, gelinimizi seçerken neye dikkat ettiniz? Kaç gün hikayesi var mı? Yani aslında set yolundan öyle çok koştu böyle provasız aslında seçtim gelinim yurt dışından. Sade olmasını, zaman sonmasını tercih ettim. Yani daha beni yansıttığını düşünüyorum bu şekilde. Öyle. Şimdi düğün iki ayakta biliyorsun ama buradaki heyecan, oradaki Instagram'da ufaktan videoları gördük ama evet, nasıl geçti bir de o tarafı konuşursak? Ya orada tabii durum hem aile hem de yakın dostlarımız bizimle beraber. Bütün Ohri'yle paylaştığımız videoda ama gerçekten çok keyifliydi. Çok doğal, çok samimiydi. Böyle çok güzel bir Balkan aslında nikah düğünü. Bir nevi öyle oldu. Bir
Düğünde ayrı bir önemi var herhalde. Babanızın 32. evlilik. Evet, onların da. Onların acaba da dedik seviyorum. Aynı güne mi, sürpriz mi? Yani biraz aslında onu da düşündük. Yani evet, onu da düşündük. Onların da bugün yani 32. seneleri. Onlara da buradan tebrik ediyoruz yani. Peki, çok teşekkürler. İnşallah siz de uzun kalın. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet. Alalım. Çok özel bir yani gün oğlunuz için de. Bizim de bu akşam yıl dönümümüz, 32 yıl dönümümüz. Öyle ki seçim. Evet, tarih. Öyle bir şey yok. Tesadüfen olsun. Evet, 32 yıllık bir evlilik, büyük bir tecrübe. Cedi Bey'e sizin de illa ki tavsiyeleriniz vardır muhteşem bir çift olarak. Ya Allah mutlu etsin. Başka bir şey değil. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, yani bu güzel çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmak istemedik. O yüzden biz de buradayız. Yani sağ olsun Cedi davet etti. Ben de seve seve geldim. Aslında İstanbul'da olmam gerekiyordu bugün ama Cedi için diğerlerin mutluluğuna gidelim. Evet, Survivor bitti. Evet. Masterchef başladı. Yine Türkiye ekranlara kitlemizi. Valla teşekkür ediyoruz. Yani bizim işler bitmiyor biliyorsunuz. Sizinkinin bitmediği gibi bizimkiler de bitmiyor. Yani şimdi yeni bir macera, Masterchef. Survivor çok güzel geçti valla. Yani final de çok güzel oldu. Yani baktığımız zaman çok emek var ama sonuçların güzel olması, bizi zirveye taşıması bizim için çok anlamlı. Onun dışında da tabii ki çok güzel yarışmacılarla birlikte olduk. Güzel bir sezondu. Şimdi Masterchef başladı. Yani bugün seyrettiğim çok enteresan bir kadın yarışmacı mücadele ediyordu. İnsanların ümitlerine fayda edebiliyorsak, onların ümitlerine dokunabiliyorsak, onlara biraz mutluluk veriyorsak ne mutlu bize. Peki son olarak da Hull City'yi soralım. Ozan Topan transferi gündeme evet. Bomba gibi düştü. Muhteşem bir. Yani çok heyecanlıyız. Yani takım olarak çok heyecanlıyız. Ekip olarak çok heyecanlıyız. Fenerbahçe ile zorlu bir maçımız var. Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. Kimi tutuyoruz? Kimi tutacaksınız hocam? Onu öğrensin. Yani bu bir dostluk maçı. Dostluğu tutacağım tabii ki. Yani açıkçası ben her zaman söylüyorum, bir kez daha söyleyeceğim. Çünkü hani futbol aslında insanların mutlu olması için yapılan, icat edilmiş, insanlar güzel vakit geçirsin diye icat edilmiş bir aktivite. Biz de bunun en güzel örneğini Aslı Fenerbahçe maçıyla vereceğiz. Bence Sakaryalılar da bizi çok güzel ağırlayacak. Hiç şüphem yok. Defalarca da gittiğim bir şehir. Çok sevdiğim bir şehir. Yani ben böyle üç güzel şehrin aslında tabii ki birisi Türkiye'ye hitap ediyor ama sonuçta İstanbul takımı diye söylüyorum. Üç güzel şehrin buluşması olarak görüyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki 5 eksiğimiz var. Şimdiden hani bahanemizi de söyleyeyim. 5 eksiğimiz var. O yüzden hani bizim takım açısından yeni transferler yaptık. Onlar yolda. Çok iyi durumda değil. Hocayla devam mı? Sergen Yalçın falan. Yok, biz çok öyle devam ediyoruz. Sergen hocamızdı. Evet. Her zaman beraberiz. Yani Sergen Hoca benim çok eski arkadaşım. O yüzden hani onu da söylememe gerek yok. Değerli bir insan. Onunla başka projelerde birlikte olabiliriz yani. Evet. Bir de Tufan'dan başka tutucu görecek miyiz? Var. Var. Doğukan Sinik gelme ihtimali var. Antalya Spor'la görüştük sağ olsunlar. Onlar da çok yakınlık gösterdi. Burada Antalya Spor Başkanı'na da çok sevgiler. Gerçekten kulüp olarak da çok güzel yaklaştılar. Çok önemli Türk değerleri dünyayı tanıtmak istiyoruz. Dünyada değerlerin artmasını istiyoruz. O yüzden Hull City çok güzel bir bence opsiyon. Başkanımız da bu konuda aynı şekilde yaklaştı. Eğer bir aksilik olmasa Doğukan Sinik bizim takımımızda olacak. Ve dünya... Gel Barış. Çok kısa birkaç kelime etmek ister misiniz? Cedi Osman ve Duşay'ın çok özel günü. Bir NBA starı ve Türkiye'nin NBA starı gururu. Teşekkür ederim. Burada olmaktan tabii ki mutluyuz. Cedi kardeşimiz evleniyor. Bu mutlu gününde beraber inşallah güzel de eğleneceğiz. Şimdiden tebrik ediyoruz. Keyifli bir gece bizi bekliyor. Evet, siz çok tecrübeli olduğunuz için kendisi NBA'de Amerika'da, Ebru Hanım İstanbul'da. Sizin zamanınızda nasıldı evlilik süreciniz? Biz de bir sene birbirimizi göremedik. Aslında yani iyi mi kötü mü desem bilmiyorum ama çok özlüyorsunuz, o ayrı.
geçen sene bence onlar için çok büyük bir tecrübe oldu. Çünkü Ebru'nun set çekimi olsun, Cedi'nin maç temposu olsun birbirlerini göremediler. O biraz olsun tecrübe olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sene Ebru'nun programı ne bilmiyorum ama belki setlerden daha fazla izin alması gerekecek. Çünkü evleniyor. Eşini de yalnız bırakmak istemediğini düşünüyorum. Onun dışında mutlu olmalarını canı gönülden diliyoruz ben ve eşim. Bugün bizim de evlilik yıllarımız ayrıldı. Evet. Kaçıncı yılınız? 18'i bitti. 18'i bitti, 19'a girdim. Aslında bugünkü düğün de çok özel bir anlam taşıdı. Cedi Bey'in de babası ve annesinin de 32. yıl dönümü bugüne denk gelmiş. Ve benim ablamın da yaş günü. Diyelim. Maşallah ama doğdu 19 yıl. Hayırlı uğurlu olsun teşekkür diyelim. Ederim, peki olsun. Son olarak Türkiye inanılmaz NBA'yi artık Türk oyuncuları, evet. Türk basketbolcular kazandırıyor. Siz bu konuda neler söylüyorsunuz? Ya, tabii ki. Nasıl buluyorsunuz? Yeni jenerasyonumuz gerçekten iyi geliyor ve sağlam adımlarla geliyor. Şu anda 4 tane NBA'de oynayan genç arkadaşımız var. Gördüğüm ve takip ettiğim den dolayı söyleyebiliyorum ki bundan sonra Türkiye'yi NBA'de temsil edecek bir sürü genç arkadaşımız var. İnşallah onları da aynı şekilde izleyeceğiz, keyif alacağız. İnşallah diyelim. Çok teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Güzel bir düğün arası göreceksiniz. Ebru'nun da Cedi. Evet, ikisi de arkadaşımız. Mutluluklar diliyoruz. Allah bir yastıkla kocatsın. Çok mutlu olsunlar. Geçen hafta kutladılar. Bu akşam burada. Sanıyorum bir de Amerika turu var. Tam emin değilim. Üç düğün mü olacak? Yok, bilmiyoruz canım. Biz iki diye biliyoruz. Geldi, kutlayacağız. Çok da yakışıyorlar. Yani inanılmaz yakışıyorlar. Çok mutlu olsun. Kız tarafı mıyız, erkek tarafı mıyız? Biz kız tarafı sayılırız. Ama Cedi'yi de tanışmışlığımız da var yani. Şimdi o da basketbol oynuyor. Siz de futboldan gelme biri olarak hani ilişkilerde bu ayrım nasıl oluyor? O süreç iyi mi diyelim? Valla kızımızı üzmeyeceğimizi düşünüyoruz. Mutlu olsunlar diyoruz. Kız tarafı olarak söyleyeceğimiz bu. Ama çok yakışıkları bir gerçek. Bir ömür mutlu olsunlar ne diyelim artık. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Hanım, nasılsınız? İyiyim, siz? Çok teşekkür ederiz. Muhteşem bir gün. Ebru Hanım ve Cedi Bey'in özel düğün eğlencesi diyebiliriz aslında. Çeşme'de neler söyleyeceksiniz? Valla güzel Çeşme'de. Ben de İzmirli olarak. Burada güzel bir düğüne katılmak. Çok da yakışıyorlar birbirlerine. Eğlenceli, güzel bir düğün olacağına eminim. Harika. Siz nasılsınız peki? Neler yapıyorsunuz? İyi, her şey yolunda. Tatilde misiniz şu an? Tatildeyim. Hı-hı. Ben uzun bir süredir tatildeyim. Evet, uzun zamandır projelerde göremiyoruz. Evet. Konuk oyuncu olarak gördük birkaç kez ama bu sizin tercihiniz mi yoksa değişen jenerasyon mudur? Yani aslında ikisi de diyebilirim. Ben daha seçici olduğum yaşla ve olgunlukla beraber biraz da heyecanım azaldı açıkçası. Sadece çok iyi projelere heyecanlanabiliyorum. O iyi projelerde her zaman teklif edilmiyor. Artık çalışmak istediğim yapımcılar belli. Çalışmak istediğim oyuncular belli. Onlar denk gelir diye bekliyorum. Şimdi bir güzel bir projemiz başlayacak ama daha başlama tarihi belli değil. Bu organize işler biliyorsunuz bizim olarak. O var, onun heyecanı var. Hı-hı. Muhteşem bir kadro. Geri evet, dönecek çok, peki. Çok güzel. Okuma provaları yaptınız mı? Daha hiçbir şey yapmadı. Hı-hı. Sadece yani yapılacak bazı programlar, onların kendi programlarını bekliyoruz. Ya aslında Ekin Hanım, bir dönemi Fırtına gibi esen bir oyunculuğun ile özel hayatınız da vardı ama hani son dönemde aşk hayatınızda da göremiyoruz sizi. Evlilik düşüncesi şimdi düğünde olduğunuz için sormak istedim. Var mıdır bir evlilik düşünceniz ya da hayatınızda birisi? Yani evlilik düşüncem hiç olmadı. Yani katı değilim evlenmeyeceğim diye ama evleneyim hayali kuran bir kadın olmadım hiç. Zaten bu dönem hep modern evlilikler gibi bizim ilişkilerimiz. Herhalde ilişkinin doğasında gelen noktada belki olabilir, bilmiyorum. Ama şu an kalbimiz hoş mu yoktur? Paylaşmak istediğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Kolay gelsin. Gelin çiçeği inşallah siz alırsınız. Hadi bakalım. Gel Barış.
Çok kısa birkaç kelime etmek ister misiniz? Zide Osman ve Utku Şahin'in çok özel günü, bir NBA starı ve Türkiye'nin NBA starı gururu. Teşekkür ederim. Burada olmaktan tabii ki mutluyuz. Zide kardeşimiz evleniyor. Bu mutlu gününde beraber inşallah güzel de eğleneceğiz. Şimdiden tebrik ediyoruz. Keyifli bir gece bizi bekliyor. Ve siz çok tecrübeli olduğunuz için, kendisi NBA'de, Amerika'da, Ebru Hanım İstanbul'da. Sizin zamanınızda nasıldı evlilik süreciniz? Biz de bir sene birbirimizi göremedik. Aslında yani iyi mi kötü mü desem bilmiyorum ama çok özlüyorsunuz, o ayrı. Geçen sene bence onlar için çok büyük bir tecrübe oldu. Çünkü Ebru'nun set çekimi olsun, Cedi'nin maç temposu olsun, birbirlerini göremediler. O biraz olsun tecrübe olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sene Ebru'nun programı ne bilmiyorum ama belki setlerden daha fazla izin alması gerekecek. Çünkü evleniyor. Eşini de yalnız bırakmak istemediğini düşünüyorum. Onun dışında mutlu olmalarını canı gönülden diliyoruz ben ve eşim. İkimizin de evlilik yıllarımız ayrıca. Evet, aa, kaçıncı yılınız? 18 bitti. 19'a girdi. Aslında bugünkü düğün de çok özel bir anlam taşıdı. Cedi Bey'in de babası ve annesinin de 32. yıl dönümü bugüne denk gelmiş. Ve benim ablamın da yaş günü. Diyelim. Maşallah ama doğdu 19 yıl. Hayırlı uğurlu olsun teşekkür diyelim. Ediyoruz, peki olsun. Son olarak Türkiye inanılmaz NBA'yi artık Türk oyuncular, evet. Türk basketbolcular kazandırıyor. Siz bu konuda neler söylüyorsunuz? Tabii ki. Nasıl buluyorsunuz? Yeni jenerasyonumuz gerçekten iyi geliyor ve sağlam adımlarla geliyor. Şu anda 4 tane NBA'de oynayan genç arkadaşımız var. Gördüğüm ve takip ettiğim den dolayı söyleyebiliyorum ki bundan sonra Türkiye'yi NBA'de temsil edecek bir sürü genç arkadaşımız var. İnşallah onları da en iyi şekilde izleyeceğiz, keyif alacağız. İnşallah diyelim. Çok teşekkür ederiz.